otoparka koyduk burada, bir Dolmabahçe Sarayı'nı gezmek istedik. Süper. Caddede hoşumuza gitti. Çok güzel. Çok güzel. Mekanları beğendiniz mi? Gerçekten kafelerine, şeylerin restoranlarına falan baktım. Kaliteli ve güzel. Havada 27. caddesi seçilmiş. Sizce havalı mı? Gerçekten havalı. Havalı. Biz şimdi Balıkesir'den geldiğimiz için, Balıkesir küçük bir yer. İstanbul harika. Caddesi de çok güzel. Çok güzel. Evet, bence gayet güzel. Ben Sakarya'dan geliyorum. Mimarisi falan hoşuma gitti yani. Bu cadde bir dergi tarafından dünyanın en havalı 27. caddesi seçilmiş. Katılır mısınız bu görüşe? Ben katılırım ya. Ben İstanbul'u, özellikle Beşiktaş'ı zaten seviyorum. Sürekli burada olamamak da kötü yani benim için, sevdiğim bir yer. Bu şekilde. Yaklaşık 12 yıldır buradayız, bu caddedeyim. Burası çok güzel bir cadde. Ben eskiden de çok beğenirdim. Eski halini de çok severdim. Burada iş yapmak kısmet oldu. Şu an sıra evler yenilendikten sonra özellikle çok hareketlendi. Çok da güzel oldu. Ayrıca burada şey var, mahalle kültürü var hala. Çünkü hala yaşayan yerlileri var buranın, çok eski. Dolayısıyla böyle herkes birbirini tanıyor, selamlaşıyor. Burada yaşayan, sürekli yaşayan insanlar, esnaf öyle birbiriyle iyi. Akşamları da dışarıdan çok insan gelmeye başladı son yıllarda. Yeni ve popüler mekanların açılmasıyla birlikte o da daha fazla hareket getirdi. Bu cadde bir dergi tarafından dünyanın en havalı 27. caddesi. Ya evet, çok güzel. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi ben eskiden de bu yoldan geçerdim, çok severdim. Gerçekten çok güzel. En eski demeyelim ama eskilerinden, eskilik artık doğru söylüyorsunuz. Tamam canım. Buraya evler var aşağıda, evet, bir değişim yaşamış cadde. Tabii Atatürk'ün annesinin oturduğu ev de buradadır, tarihi ev. Akar evler dediğimiz çok orijinal tarihi binaların, yapıtların olduğu, sonra yenilenmiş, restore edilmiş ve bu caddeye büyük bir anlam kazandırmış olan caddeye de ilk önce hala daha parantez içinde akaretler, akarevler denilen bir şey. Hemen bu caddede şairler sofası diye şairlerin önemli bölümünün buralarda yetişmiş, bu mahallede oturmuş, bu caddelerde gezip dolaşmış büyük şairlerimizin Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrası. Tebrik ederim bunu takdir eden bilir kişilere. Çünkü ben demin dedim ya, İstanbul'da da birkaç yerden biri, hiç abartmadan dünyada 27. olmak, Türkiye'de birinci olmak gibi bir şey anlamına da gelebilir. Çok mutluluk verici, onur verici. Ha, sizin için Süleyman Sabah'la mı özdeş aslında? Tabii. Yani onun çok etkisi olduğunu söyleyebilirim. Elbet başka etkenler de vardır. Evet. Burada Çelik Gülersoy'undan, yani buradan gelip geçen, eski, belki siz daha gençsiniz. Çelik Gülersoy'undan, Erdoğan toprağından, eski milletvekillerinden, belediye reislerinden çok insanlarla müşerref oldum ve devam ediyoruz. İstanbul'da hem Beşiktaş'ta okuyan bir genç olarak hem de akaretlerde çalışan bir
genç olarak şunu söyleyeyim. Burası gerçekten havasıyla, insanıyla, tarihiyle çok güzel bir cadde. Burada çalışmaktan zaten ayrı bir mutluluk diyorum.